Değerli arkadaşlar, selamünaleyküm. Bu dersimizde 6. sınıfların Arapça sınavına yönelik sınav öncesi soru çalışması yapacağız inşallah. Umarım ifade ve istifade edebiliriz. Arkadaşlar, lütfen rica ediyorum, bu sorular sınav soruları değildir. Sınava yönelik soru çalışmasıdır. Yani benzer sorulardır. Dolayısıyla lütfen buradan soruları ezberleyip, kelimeleri ezberleyip, kodlayıp, işte doğru yanlışları kodlayıp sınavda bu şekilde yapmayın. Yapanlar hep düşük not alıyor. Tekrar tekrar uyarıyorum. Sınav sorularının aynısı değildir. Aynısı olsa bile arkadaşlar, aynısı olsa bile buradaki boşluklara gelebilecek olan kelimelerin yerlerini ben değiştiririm. Sayıların yerlerini değiştiririm. Doğru yanlışların, burada doğruyken sınavda yanlış olarak veririm. Yani cümleler aynı olsa bile mutlaka cevaplar farklı olacaktır. Aynısını yapmayalım. Sadece nasıl çalışmamız gerektiğine dikkat edelim diyelim ve soruları çözmeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi tamim bil hayr. Birinci soru, aşağıda Arapça olarak verilen kelimelerin Türkçe karşılığını örnekteki gibi yazınız. Arapça kelimelerimizin Türkçe karşılığını sizden istiyoruz. Hakibetün kelimesinin Türkçesi neydi? Çanta. Sebura kelimesi yazı tahtası demek. Yazı tahtası. Normal tahtaya ne diyoruz? Odundan olan tahtaya. Ona Arapça'da haşep deniliyor. Haşebun. Ahşap buradan geliyor. Çoğulu ahşaptır. Haşep. Ahşap. Sebura yazı tahtası. Sin harfiyle kelime başlar. İsteykaza bir fiildir. Hakibetün, saburatun bir isimdir. İsmin bir özelliği hem sonunda kapalı T alabilir hem de o kelime sonuna tenvin alabilir. Veya başına el takısı da gelebilir. Bu da isme ait bir özelliktir. Ama isteykada bir fiildir. Fiillerin başına el takısı gelmez. Sonunda asla şu kapalı T gelemez ve bir içerisinde iş, oluş, hareket olacak. İsteykaza uyandı demek. Uyanmayla alakalı bir iş, bir hareket var. Bir eylem var. Uyandı. Nafizetün pencere. Saletur riyade. Sale salon. Sale Türkçe'ye benziyor. Riyade spor demek. Saletur riyade spor salonu. Küre kelimesinin iki tane anlamı vardı. Bir yuvarlak anlamı var, bir de top anlamı var. Kadem kelimesinin de ayak anlamı var. Burada birleşik isim şeklinde oluşmuş. Küretül kadem, ayakla oynanan top anlamında futbol diyoruz arkadaşlar. Arapçada futbol kelimesinin karşılığı nedir? Küretül kadem. Küretül kadem futbol demek. Peki ikinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki boşluklara uygun olan bir kelimeyi getirerek yazınız. Şimdi boşluklara bakıyorum. Öncesinde ne görüyorum? Hâzâ, hâzihi. Neydi bunlar? Biz buna ne diyorduk? İşaret isimleri diyorduk. Değil mi? İşaret isimleri. Anlamı neydi? İkisinin de anlamı bu. Hâzâ da bu, hâzihi de bu. Peki İşaret isminden sonra gelecek olan kelime nasıl olması lazım arkadaşlar? Eğer haza işaret isminden sonra gelecek kelime müzekker olması lazım. Hadihi olan işaret isminden sonra gelecek kelime müennes olması lazım. Çünkü haza müzekkere ait işaret ismidir. Hadihi de müennese ait bir işaret ismidir. Peki ben kelimelerde müzekker ve müennesi nasıl ayırt ediyordum? En kolay akılda kalacak şekilde eğer bir kelimenin sonunda kapalı T varsa o kelimeye müennes adını veriyoruz. Yoksa müzekker adını veriyoruz. Bakın beytün, alemun. Bunlarda kapalı T yok. Bunlara
müzekker adını veriyoruz. Ancak burada önemli bir dikkat etmemiz gereken not var. Nedir o? Yaratılışta arkadaşlar dişi olarak, dişi, dişil, müennes olarak yaratılan varlıklar yaratılışta dişi olduğu için o kelimeyi herhangi bir kapalı T getirmeye gerek yoktur. Örneğin kelimesi anne demektir. Anne yaratılışta zaten dişidir, dişildir. Erkekten, müzekkerden anne olmayacağına göre annenin müennes olduğunu göstermek için herhangi bir işaret kapalı T getirmemize gerek yoktur. Bu kelime nedir? Zaten müennestir. Bunu bilmemiz lazım. Bu sınavda şöyle yapmamamız lazım. Burada kapalı T var, müennes. Kapalı T yok, müzekker. Kapalı T yok, müzekker. Tamam. Kolay akılda kalsın diye bu şekilde söyleyebiliriz ama her zaman istisna vardır. Yine örneğin Meryem ismi, örneğin Zeynep ismi, Büşra ismi, işte Leyla ismi, Selma ismi gibi bayan isimleri, bayanlara ait olan isimler erkeklere verilemeyeceği için, müennese ait olduğu için bu kelimelerin sonuna onun müennes olduğunu göstermek için herhangi bir kapalı T, bir işaret getirmemize gerek yoktur. Çünkü ben Meryem, Zeynep, Büşra, Leyla gibi isimleri duyduğum zaman zaten aklıma bayan olduğu gelir. Dolayısıyla onun için herhangi bir kapalı T getirmeye gerek yoktur. Ama bunun dışında cansız varlıklarda müennes olduğunu göstermek için değil mi? Arapçada çünkü canlı varlıklar dışında cansız varlıklar da müzekker ve müennes olarak ayrılmıştır. Müennes olduğunu ifade eden anlayabilmemiz için o kelimenin sonuna ne gelir? Kapalı T gelir. Peki şuradan dolduralım. Bu arada anlamlarını verelim. Derracetün bisiklet, beytün ev, alemun bayrak. Alem. Eğer bu ayınla değil de elifle olsa elemun olsa elem acı demektir. Acı, tasa, gam, hüzün. Alem olsa alem bayrak demektir. Ama bu kelimenin ayın harfinin harekesi üstün değil de esre olsa ilmun olsa o da ilim olur, bilmektir. Ve ayından sonra elif olsa alimun, alim, bilen kişi, alem olsa alem dediğimiz dünya değil mi? Alemlerden bir tanesidir. Gurfetün oda, eb kelimesi nedir? Ebün baba demektir. Ebun baba. Bak yaratılışta müzekker. Sonundaki ye benim anlamındaki bir zamirdir. O zaman ne diyoruz? Benim babam, ebi babam. Kelimesi anne demektir. Buradaki ke ya da ki. Bir erkeğin de annesi var, bir bayanın da annesi var. Karşımızdaki kişiye hitap ederken, karşımızdaki kişi örneğin Ahmet. Ahmet'e diyoruz ki, Ahmet senin annen, bu senin annen. O zaman ümmüke, anne kelimesi zaten yaratılışta dişi olduğu için müennestir. Karşımızda Fatma var. Fatma'ya diyoruz ki, Fatma bu senin annen. O zaman ümmüki. Erkekte ke zamiri, bayanda ki zamiri kullanacağız. Bazen öğrenciler burada şunu karıştırıyor. Anne kelimesi müennes bayan olduğu için o zaman bu zamir hep ki olur gibi düşünüyor. Öyle değil. Sadece bayanların annesi değil, erkeklerin de annesi var. Dolayısıyla buradaki ke veya ki dediğimiz zamir karşımızda hitap ettiğimiz kişiye göre değişiyor. Karşımızdaki kişi erkekse ona ke zamiriyle hitap edeceğiz. Bayansa ki zamiriyle. Peki hâdâ müzekker kelimeyi getireceğiz. Hâdâ da hâdihi de müennes kelime getireceğiz. Derrace müennes değil mi? Buraya getirebilirim mesela. Derracetun. Yerlerini belirlemek size kaldı. İlle derrace getireceğiz diye de özür dilerim. Derraceye getiremem değil mi? Hâdâ'ya ne getireceğim arkadaşlar? Beytün kelimesini getireceğiz. Beytün.
Hâdâ beytun. Nedir? Bu bir evdir. Şimdi burada mesela evi getirebileceğim gibi alem kelimesini de getirebilirim. Yerlerini belirlemek size kalmış. Yine hâdâya alem kelimesini getirebilirim. Hâdihiye derrace kelimesini getirebilirim. Derracetün. Hâdihi kelimesine gurfetün getirebilirim. Bu bir odadır. Hâdâ kelimesine ne kaldı? Baba kaldı, değil mi? Hâdâ ebi, bu benim babamdır. Hâdihi de ümmük, bu senin annendir. Hâdihi ümmük. Bir bayan var. O bayanı işaret ederek gösteriyoruz. Diyoruz ki bu, karşımda da Ahmet var. Ahmet, hâdihi, bu bayan ümmük, senin annendir. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki sınavda şu kelimelerin yerleri, isimleri değişmiş olabilir. Yani burada bisiklet veririz, sınavda işte okul veririz, fark etmez. Eğer kapalı T varsa onu hadihi ile kullanacağız. Kapalı T yoksa hada ile. Ama olur da bayan ismi görürsek kapalı T olsun olmasın, bütün bayan isimleri hadihi ile kullanılır. Erkek isimleri hada ile kullanılır. Yine yaratılışta bayan olarak olan anne gibi, kız çocuk gibi, kız kardeş gibi, bunlarda kapalı T yoktur. Ancak yaratılışta dişi olduğu için onlarda hadihi ile kullanılır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki sorulara doğru bir şekilde cevap veriniz. Sorulara bakalım. Men huve, o kimdir? Men nedir? Kim? Men huve ile sorulan bir soruyla ben cevapta huve ile başlamak zorundayım. Huve, o. Peki buradaki huvenin anlamı o. Kim için kullanılıyor huve? Huve müzekker için kullanılıyor. Müzekker için, müennes için kullanılmaz. O zaman müzekker için kullanıldığına göre buraya müzekker bir isim gelmesi lazım. Hüve Hasan, o Hasan'dır gibi. Hüve Ebi, o benim babamdır. Hüve Muallim, o öğretmendir gibi. Hel indeke saatun? Hel mi anlamında soru edatı. İndeke ke anlamı senin demek veya bayana soruyorsak ki, inde var anlamında kullanılıyor. Saatün de saat. Senin saatin var mı? Hel ile sorulan sorulara ya evet veya hayır ile başlayacağız. Evet diyelim. Naam. Evet. İndi. Benim var. Şimdi bize sorarken senin var mı diye soruyor. Biz de cevap verirken evet benim var. Dolayısıyla buradaki ke ya da ki zamiri hangi zamire dönüşüyor? Ye zamirine dönüşüyor. Yukarıda hani ebi derken ye zamiri vardı ya, aynı zamir. Endi sadece burada del harfi kendisinden sonrakine birleşmediği için yeri ayrı yazıyoruz. Benim var. Ne var? Saatun. Benim saatim var. Eğer benim 2 saatim var diyeceksek saatani, 3 saatim var diyeceksek selasu saat, 4 saatim var diyeceksek arbau saat şeklinde söyleyebiliriz. Evet benim saatim var. Men hiye, men neydi anlamı, kim? Soru edatı, hiyenin de anlamı o. Dikkat, hüve erkek için kullanılır, hiye bayan için. O zaman burada hiye ile başlayacaksam o hiyenin devamında mutlaka bir bayan ismi vermem lazım. Hiye Meryem. O Meryem'dir. Men ente? Sen kimsin? Karşımdaki kişinin cinsiyeti ne olması lazım ki ben ona ente zamirini kullanayım? Onun erkek olması lazım. Erkek için kullanılan sen anlamındaki Arapça zamir entedir. Sen kimsin? Evet. Burada da cevap vereceği zaman, şimdi karşımdaki kişi soruyorum sen kimsin? Veya biri bana soruyor sen kimsin? Benim buna cevap verebilmem için enteyi nereye dönüştürmem lazım? Ene'ye, değil mi? Ene ben, kimim? Ene
Mustafa. Ben Mustafa'yım. Şimdi bakın, hüve ve hiye de değiştirmedik. Hüve ile sordu, hüve ile cevap verdik. Hiye ile sordu, hiye ile cevap verdik. Ancak ente ile sorduğu zaman artık ona ene ile cevap vermemiz lazım. Veya karşımdaki bayan olsaydı enti diye sor, men enti diye sorsaydı ona da o kişi nasıl cevap verecekti? Ene Leyla, ben Leyla'yım diyecekti mesela. Mesmuke, buradaki K'nin harekesinin üstün olması karşımda bu soruyu sorduğum kişinin erkek olduğunu bana gösteriyor. Mesmuke, ma'nın anlamı ne? İsim, isim, K de senin. Senin ismin ne? Senin adın ne? Mesmuk, adın ne? Cevap, ismi. İsmi, benim adım. İsmi, nedir benim adım? Erkek olduğuna göre ismi Ahmet. Benim adım Ahmet'tir. İsmi Hasan, Ömer. Mesmuhu, onun adı ne? Şimdi benim yanımda birisi var. Karşıda da birisi var. Yanımdaki kişiye onu soruyorum. Diyorum ki mesmuhu, onun adı ne? Şimdi niye hu ile soruyorum? Çünkü o karşıdaki, o veya gösterdiğim o kişi erkek olduğu için. Eğer bayan olsaydı o zaman şöyle sormam lazımdı. Mesmuha, yani her zamanını kullanmamız lazımdı. Onun adı ne? Bu sefer senin adın ne de ismi cevap veriyorduk. Artık onun adı ne diye sorduğumuzda İsmuhu, onun adı nedir, onun adı Ömer. İsmuhu Ömer. Bunun yerine şöyle de cevap verebiliriz. Onun adı ne? Direkt hemen hüve Ömer. Niye hüve? Çünkü hu zamiri erkek için kullanılan onun anlamındaki iyelik zamiridir. İyelik zamiridir arkadaşlar. Onun adı ne? Ona ait olan isim Ömer. Ömer'dir. Hüve Ömer, o Ömer'dir. Bu şekilde de cevap verebiliriz. Ama Mesmuha diye sorarsa onun adı ne? Ona da İsmuha, onun adı Fatma, Fatma'dır. Veya Hiye Fatma, o Fatma'dır şeklinde cevap veririz. Dördüncü soru, verilen diyalogdaki boşluklara gelebilecek en uygun kelimeyi tablodan bulup yazınız. Tabloda arkadaşlar kelimeler var. Evet, kitapta okuduğumuz bir parçaydı bu. Bu parçanın boşluklarını doldurmanızı istiyorum. Anlamlara bakalım. Ferik kelimesinin anlamı takım demek. Ferik, takım. Mübarat, mübarat. Mübarat arkadaşlar maç demek. Maç. Te'ben, yorgun. Te'ibte, yoruldun. Bu fiildir arkadaşlar. Taip'te yoruldun. Bu yorgun, bu da sıfattır. Yorgun veya isim. Te'ben, yorgun. Taip'te yoruldun. Temhidiye, hazırlık demek. Hazırlık. Etemenna, diliyorum demek. Diliyorum, temenni ediyorum. Evet, Zeyt, hale, teyze. Ehlen ve sehlen ya haleti. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin teyze diyor Zeyt teyzesine. Teyze de cevap veriyor. Ehlen, merhaba ya Zeyt. Ente, sen. Şimdi Zeyt erkek olduğu için ente diyecek değil mi? Ama Zeyt teyzesine deseydi sen, o zaman enti demesi gerekirdi. El yevme de neydi? Bugün. Sen bugün nesin? Sen bugün te'ben, yorgunsun. Ente te'ben, sen yorgunsun. Buraya taip de gelebilir. Ente taipte, sen yoruldun el yevme, bugün. Ama taip de gelirse aşağıda yorgun belki anlam uymayabilir. Doğrusu bu şekildedir arkadaşlar. Te'ben, ente te'benu el yevme, bugün. Sen yorgunsun. Zeyd diyor ki ne'am, evet. Li enneni, çünkü ben la'ibun, oyuncuyum. Oynuyorum. Nerede? Fi medrese,
Okul demek. Buradaki boşluğa ne gelecek arkadaşlar? Okulun neresinde oynuyorum? Ferik, ben okul takımında oynuyorum. Fi feriqil medrese. Çünkü ben okul takımında oynuyorum. Velaibna, biz yaptık. Özür dilerim. Laibna, oynadık. Biz oynadık. Ne oynadık? Mübaraten. Bir maç. Peki nasıl bir maç? Ne gelecek? Temhidiyeten. Hazırlık maçı. Biz hazırlık maçı oynadık. Elia bugün hazırlık maçı oynadık. Teyze diyor ki fehimtü. Anladım. Velizalik bu yüzden evet taibte yoruldun. Taibte bu yüzden yoruldun. Evet buraya arkadaşlar taban da gelebilir. Şimdi baktım taban da olur. Taban taibte. Yani ente taibte sen bugün yoruldun veya velizalik taibte sen yoruldun. Ya da tam tersi ente taban sen yorgunsun. Velizalik taban bu yüzden yorgunsun. Her ikisi de olabilir. Ne'am, evet. Ve gaden, yarın. İndena, bizim var. Bizim var. Ne var bizim? Ne kaldı arkadaşlar? Mübaraten. Mübaraten. Bizim var. Ne var? Maç var. Mühimmeten. Mühimme. Önemli. Bizim yarın önemli bir maç var. Teyze de diyor ki izen. Öyleyse. O halde leke senin için el fevz kazanmayı ne yapıyorum? Etemenna diliyorum. Buraya da arkadaşlar etemenna senin için temenni ediyorum. Neyi temenni ediyorum? El fevze kazanmayı temenni ediyorum. Gaden yarın senin kazanmanı temenni ediyorum, diliyorum diyor. Beşinci soru. Aşağıdaki sayıların Türkçe karşılığını yazınız. Erbaun 4 İsnaşara 12 Tis'a 9 Vahidun 1 Hamsetun 5 Aşratun 10. Evet. Vahid 1 İsnan 2 Selase 3 Erba 4 Hamse 5 Sitte 6 Seb'a 7 Semaniye 8 Tis'a 9 Aşara veya Aşra 10 Ahade Aşara 11 İsne Aşara 12. Evet 12'ye kadar sayıları görmüştük. Bunların içerisinden arkadaşlar çıkacaktır. Peki 6. soru. Aşağıda Arapça olarak verilen cümlelerin Türkçe karşılığı doğru olanına D, yanlış olanına da Y yazınız. İsteygazat, uyandı. Kim? El-ümmü, anne. Ne zaman? Mübekkireten, erkenden. Anne, erkenden uyandı. Doğru mu? Doğru. Ne yazıyorduk? Ha, D harfi. İsteygazat, uyanan anne yani bayan olduğu için sonuna açık cezimli T gelmiş. Erkek olsaydı isteygaza şu T olmazdı arkadaşlar. Anne demek mübekkiraten erkenden demek. Anne erkenden uyandı. Eğer annem uyandı deseydi kelimesinin başındaki elif lam takısı düşerdi. Neden? Çünkü annem anlamındaki, benim anlamındaki o Y zamiri, zamirler isimlere birleştiği zaman artık belirli olduğu için onu belirli yapan elif lam takısı düşer, gelmez. Yani zamir ile el takısı bir kelimede olmaz. Tıpkı ne gibi? Tenvin ile el takısının bir kelimede olmayacağı gibi. Merkezü tasavvuk, merkez, merkez, tasavvuk, alışveriş. Alışveriş merkezi AVM. Baidun uzaktır. Nereye? Evet.
Anil beyt. Eve uzaktır. Ba'idun anil beyt. Alışveriş merkezi eve uzaktır. Alışveriş merkezi eve uzaktır. Doğru mu? Doğru. İla eyne, nereye tezhebu, gidiyorsun el yevme. Bugün nereye gidiyorsun? Ne demiş? Bu hafta nereye gideceksin demiş. Yanlış. Meta, ne zaman? Testeyqidu, uyanırsın. Uyanırsın. Fişşitai, şita kışın demek. Adeten, genellikle. Genel kışın genellikle ne zaman uyanırsın? Ne demiş? Yazın genelde ne zaman uyanırsın demiş arkadaşlar. Yanlış. Hal endeke mimhat. Hal endeke, senin var mı? Ney? Mimhat silgin. Senin silgin var mı? Doğru. Aişetu, Ayşe, gaibetün, yok. Hel hiye fil medrese. Hel, mımi anlamındaki soru edatı. Hiye, o, fil medrese, medrese okul, fiile de d'de anlamındaki bir nedir? Edat. O, hiye, o, okulda mı? Ayşe bugün var mı burada? Bugün yok. Ayşe yok. O evde mi? Halbuki ne? Ayşe yok. O okulda mı? Bugün kelimesi de yoktu. Yani yanlış. Etemennâ lek. Temenni ediyorum senin için. Ettevfik. Senin için başarılar, tevfik, muvaffakiyet. Başarılar temenni ediyorum. Ne demiş? Görüşmek üzere demiş arkadaşlar. Yanlış. Hüve, o, gasele, yıkadı. Vecehu, yüzünü. O yüzünü yıkadı. Doğru. Hâzâ, bu. Aliyyun, Ali. Bu Ali. Hüve, o. Bakın, Ali erkek olduğu için işaret isimlerinden hâzâ gelmiş. Yine erkek olduğu için o derken hüve diyoruz. O tilmizün nedir? Öğrencidir. Bu Ali, o bir öğrenci. Doğru mu? Bu da doğru arkadaşlar. Peki, sınava yönelik soru çözümü çalışmasını yaptık. Sınavda başarılar, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.